üzeri bir forte geliştirdik. Nedir bu? Çoban çantası forte. Hemoroide karşı çok çok etkili, mükemmel bir ürün. Kullandığı zaman kişi ne olur? Hemoroidi ameliyatsız kısa sürede yok eder. Ameliyata gerek kalmaz. Ameliyata gerek kalmaz. Hayır, ameliyatsız. İnşallah. Bir ürün daha var. Bu da hemoroide karşı etkili. Aynı zamanda fistüle karşı. Bazı insanların da makatında hemoroidin haricinde bir de fistül dediğimiz çatlaklar oluşur. Fistül. Fistül. Makatta fistül oluşur. Fistül neden oluşur? Buradaki damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle artık makatta esnekliğini kaybeder, yırtılmalar başlar. Fistül dediğimiz yara oluşur, açılır. Ameliyat olsa dahi kişi tekrar aynı rahatsızlığa yakalanır. Bu Centella, Türkçesi yok. Türkçesi yok. Centella. Centella. Biz bunu Türkçeleştirdik. Centella dedik. Hocam ona devam edelim ama bir telefonumuz varmış. Alo. Alo, iyi günler. Buyurun efendim. Ya hocam şu mantar konusuyla ilgili, yani mantar var mesela, evet, kulaklarımda. Kulağınızda? Evet. Şimdi kişinin kulağında, tırnağında, derisinde, saçında, vücudunun herhangi bir yerinde mantar varsa, mantar, sedef, ekzema, akne, liken, liken planus vesaire herhangi bir cilt hastalığı varsa bunun %95'i bağırsaklarında demek. Bağırsaklarınızda çok yoğun mantar var. Bağırsakları tedavi etmeden asla ve asla vücudunuzun herhangi bir yerindeki sedef, ekzema, akne vesaire vesaire tedavi edemezsiniz. Buna, yani acaba yağ da var hocam değil mi? Onu ben evet, unutmuyorum. O da var fakat için. Bağırsaklardaki mantara aloe vera. Önce onu, evet. Kulaktaki mantara çay ağacı yağı. Nereye gitti çay ağacı yağı? İçiyoruz değil mi hocam onu yine? Ha bunu sürüyoruz. Bunu sürüyoruz. Sen... Çay ağacı yağı, tırnaktaki mantara, kulaktaki mantara, parmaktaki veya saç dibindeki mantara, sadece mantara değil, akne, sivilceye karşı kullanıldığında... Kaşıntı, kabuklanma falan. Veyahut da dudak çevresinde evet, oluşan uçuklara karşı kullandığı zaman çay ağacı yağı akneyi, sivilceyi çok kısa sürede birkaç gün içerisinde iyileştirir. Uçuk, bayan, hı hı, erkek ve bayanlarda. Evet. Fakat rahatsızlığın sebebi bağırsaklar olduğu için aloe vera jel. Bununla ilgili dünyada 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapılmıştır. En büyük araştırma dünya çapında. Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı ortak çalışma yapmış. Aloe veranın bağırsaktaki mantarlara, bağırsaktaki rahatsızlara karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Hocam bu bir tek sizde mi var? Aloe vera ile ilgili birçok Amerikan firması, Alman firması, Asyalı, Avrupalı bir sürü firma üretiyor, yüzlerce. Hı hı. Doğal üreten benim. Doğal. Doğal. Kimyasal hiçbir şey yok içinde. Mesela Amerika'da bir şirket var, ismi önemli değil. Dünyada bu firmanın 2,5 milyon çalışanı var, distribütörü var. 2,5 milyon. Bu firma Merkez Bankası'na daha çok para kazanıyor. Kasasında çok para var. Ama onlar dahi bunu doğal üretemedi. Ben de bu aloe verayı doğal üretebilmek için 19 yıl çalıştım. 19 yıl. Neden 19 yıl? Bunun birleşiminde çok az miktarda aloin var. Aloini sıfırlamazsanız ishal yapar. Kişinin karnı davul gibi şişer. 2 gün, 3 gün kullandıktan sonra doğal olarak kullanmaya çalışırsa aloini yok edemediği için karnı böyle şişer, küp gibi ishal olur. Fayda yerine zarar verir. Biz bunu 19 yıl çalıştıktan sonra başarabildik. Ben bunu doğal olarak üretebilmek için İspanyol, İtalyan, Yunan, Portekiz birçok dostumdan reçeteler aldım, kullandım. 19 yıl sonra Çeçenistan'dan gelen bir Türk hekimi Ruslardan kaçıp Türkiye'ye gelmişti. Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde başardık. Onda eski Göktürkçe, eski Türk dilinde yazılmış böyle eski bir kitap var, 2000 yıllık. Onun reçetesiyle çok güzel bir ürün ürettik. Evet. Şimdi